Bismillahirrahmanirrahim. Dualarını reddetmez. Evet. Üç kişi. Tabii dua Kur'an-ı Kerim'de dua edin. Ben sizin duanızı kabul edeceğim. Üdruni estecib lekum. Dua edin. Ben sizin duanızı kabul edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de var. Mü'min suresinin 160. ayetinde. Onun için dua etmek bizim görevimiz. Dua kulluğunu itiraf, Allah'ın Allah olduğunu kabul, her şeyi O'nun yapacağını, kudret O'nun olduğunu, iyilikleri tercih etmek, kötülükleri def etmek. Bunun gibi her türlü güç ve kudretin Allah olduğunu itiraf, kabul anlamına geldiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de var. Eddu'a'u muhhur ibadet. Dua kulluğun, ibadetin özüdür, iliğidir buyurmuş. Allah'ın Allah olduğunu, her şey kadir olduğunu itiraf kabul, acizliğini itiraf kabul, ona el açıp yalvarmak. İbadetin gözü, kulluğun gözü bu. Bunu itiraf etmemiz lazım. Evet, itiraf etmemiz lazım ki Allah Teala bizi dünyada da sevdiği, hoşnut olduğu kulların arasına yazsın. Ahirette de ebedi saadetine erdirsin. Evet. Şimdi üç kimsenin duası reddolmaz diyor. Evet, dua böyle Allah'ın emri, kulluğu itiraf, bu bakımdan ibadetin, kulluğun özü, iliği, muhbu dedik. Ama o üç kişiden, üç kişinin duaları reddolmaması edilen dua şartlarına uygun olduğu takdirde. Evet. Dua şartlarına uygun. Duanın da şartları var. Evet. En başta helal lokma yiyeceksin. Karnında haram lokma varsa, midende haram lokma varsa, midem haram lokmayla doluysa boşuna yalvarma. Allah kabul etmez. Evet, bir kere dualarım şimdi, hocam işte ben oğluma, kızıma çok dua ediyorum, kabul etmiyor. Duanın kabul olmayacağı yok. Allah el açar, onu boş döndürmez diyor Peygamberimiz. Hayal eder diyor ama şartlarını yere getireceğim. Miden de haram doluyken sen durmadan et, dua et, olur mu? Olmaz. Allah kendini yerine getirevela şu helal ye, haramları bırak. Ha bir. Ondan sonra miden helal lokmayla doğrulacak, haramlardan sakınacaksın. Şu arabı içiyor. Allah'ım bunu ben tiksimdir. Olur mu? Ben böyle bir alırım. Sen Allah'la alay mı diyorsun? Hem Allah'a inanıyorsun, ondan şey istiyorsun, hem de onun yasak ettiğini içiyorsun şarabı. Alay mı diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Olur mu? Olmaz. Haramlardan uzak kalacaksın. Haramlardan uzak kalacaksın. Bu ses haramı olabilir, başka haramlar olabilir, göz haramı olabilir. Elin çıplak yerlerine bakmayacaksın, gizli şeylerine bakmayacaksın. Kulak haramından uzak kalacaksın. Pis şeyler duymayacaksın. Kötü şeyler duymayacaksın. Onu kulağını tıkayacaksın. Dilin küfür etmeyecek. Dilin böyle Allah'ın hoşlanmadığı yasak şeyleri söylemeyecek. Bunlardan tabii zinadan uzak kalacaksın. Haramlardan uzak kalacaksın. Miden de helal lokma olacak. Haramlardan uzak kalacaksın. Ondan sonra tabii abdest alacaksın. Dua ibadettir. Hem de ibadetin özüdür. Şimdi abdestin kalırsanız namaz geçer olur mu? Olmaz tabii. Hani duanın %100 geçerli olması reddolunmayacak şimdi sayacak adam. Bu şartları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysi bu hadisi. Bu kabul olsun duan istiyorsan bunun şartlarını size arz ediyoruz. Onları öğretmeye çalışıyoruz. Üstazlarımızın eserlerinden aktarıyoruz. Evet efendim. Abdestli o. İbadettir dua. İbadetin de hem özüdür.
abdestli mi olur? Efendim abdest alın dua edemez. Eder canım. Etmez demiyoruz. Yasak yok. Ama illi %100 kabul olsun diyorsan bunları bileceksin arkadaş. Ben onu söylemek istiyorum. Dua her yerde olur. Her zaman olur. Allah'a da duyarsın kimse girmez. Adam bu nasıl bir Allah'a dedi tamam. Olmaz demiyoruz. Ama hocam dua bileceğiz geçerli olsun istiyorsan bu dediklerimize uyacaksın. Efendimizin hadislerinden derlenmiş şeyler bunlar. Evet. Helal lokma ve haram haramdan uzak kalma. Abdestli olma. Ondan sonra şimdi diyor namaz kıldık. Fatih okumadan ne okudunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Sünnet kılarken siz okumadınız. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekeceksin arkadaş. Evet, her hayırlı iş ki besmele çekilmez, hedefe ulaşmaz. Evet, öyle söyledi güzel peygamberimiz. Külle emri zibâ, lem yükle fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tabuha ahtâ. Evet, öyle söyledi. Hayırlı bir işe besmele çekmedin mi, hedefe ulaşamazsın. Güdüm kalır, istediğin yerde demezsin. Duada güzel bir şey, hayırlı bir şey. İbadetin gözü besmele şey. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'a hamdeler. Yani elhamdülillah de. Yenlerde var, azgınlarda var. Sen cenneti cehennemi görmedin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini görmedin. Ama elhamdülillah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü dedik ve inandık. Gayba inandık. Görmeden gayba inandın. Ne büyük devlet. Ne büyük devlet efendim. Gözümle görmeden gayba inananları elif lam mim zalikel kitabe la rabe fi huden lil muttakin ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba inananlar Allah övüyor. Peygamberimizin mucizelerini görmedik. Ama inanıyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum ben. Neden? Görmeden inandık. Allah bize o nasip etmiş. Ama Ebu Cehil böyle değil. Gördüğü halde inanmamış. Cehennem kütüğü. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden çıktığımız Kabe'ye gidiyor. Giderken Ebu Cehil de yaranı da takımı da ona yakın yerde toplanmışlar, oturuyorlar. Efendim gelip böyle elden çıktığını, geldiğini görmüş Ebu Cehil. Allah demiş, Allah'tan haber aldığını söylüyor, kayıptan haber aldığını söylüyor. Dur demiş, şunu bir rezil edeyim, milletin şeysine dinlerini düşüreyim, milleti ondan soğutayım. Bu maksatla önündeki kumdan daha uzak bir yer peygamberini, önündeki kumdan almış avucun içine. Muhammed demiş. Salavat getirmeler. Peygamberimizin adı anlı mı? Salavat getireceksin. Ömürde bir defa salavat getirmen farz. İnna Allah'a ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Allah ve melâikesi Muhammed Mustafa'ya salatu selam getirirler. Sallu aleyhi, siz de ona salatu selam getirin. Ve sellimü teslime. Siz de ona salatu selam getirin. Bu emir mucibince, gereğince ömürde bir defa salatü selam getirmek farzdır. Bir mecliste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı anıldığı zaman bir defa anmak vaciptir. Birkaç defa anıldı. Sünnettir. Sünnettir. Kim Peygamberimize salatü selam getirirse ölür Efendimiz dünyanın neresinde olursa olsun. Uçakta olsun, aile olsun, yerin dibinde olsun, maden ocağında olsun. Bir mümin bana salatü selam getirdi mi, melekler o salatü selamı benim getirirler kabrime. Allah cesedime ruhumu iade eder, beni diriltir ve o selama ben cevap veririm. Selamünaleyküm sünnet. Allah var. Peygamberimiz müminlerin salatü selamını, bu onun hadisi. Alırım diyor, Allah bin ruhumu iade eder, alırım. Ve aleykesselam.
Ey ümmeti, ey ümmeti, Ahmet, Ömer, biliyor, melekler söylüyor. Ankara'dan, Ali Bayram'dan, camide, veli, ikin namazdan sonra vaaz dinlerken selam selam edildi. Al ya Resulallah. Evet, onun selamını alırım. Salatü selam getirirken hazır oldu o. Peygamber'in selamı senin anında onu götürdüler. Sana bir cevap veriyor selamına. Bu şuurda ol. Deme ha, büyüklenme. Şuurlu ol, uyanıklı ol ya. Peygamber böyle esni adamı sever mi be? Uyanıklı ol, şuurlu ol. Evet, bir, bana bir selamet getirene melekler anında dua ederler. Allah'ım bu konu affet. Allah'ım bu konu hayırlara vesile kıl. Diye 10 defa melekler dua eder. Onun için bunlar bilerek salatı sağlam yapacak, işten yapacak, bilgili yapacak. Şimdi dünya yuvarlı olduğuna göre, şimdi biz namazı bitirdik ama biraz ileride yeni başladı değil mi? Daha İstanbul'da bile başlamasına 10 dakika var mesela. Dünya yuvarlı. Namazda da başka zaman salavat getirilmese bile salavat getirmiyor muyuz? Ettahiyyatı okuduk, sonra salavat okumadık mı? Okumadınız mı? Okuduk. Okudunuz. Dünyada yuvarlak olduğuna göre hiç namazsız zaman yok. Öyleyse Peygamber bize her an salatü selam gönderiliyor. Öyleyse salatü selam gelindiği zaman Allah ruhumun cesedime iade eder, beni diriltir, cevap veririm. Kendi söylüyor arkadaş. Öyleyse Peygamberimiz diridir arkadaş. Her an diridir. Böylese mi? Evet. Sen de diri olmak için aynen onun dediklerini yaparsan diri olursun. Hazret burada yatıyor. Yarın size şahitlik, şahitlik edecek. Benim yanımda camide namaz kıldı diye. Bu gördüğü senin geldiğini biliyor. Allah'ın dostu olan Peygamber'in sahibi, salik sahabesi, ümmetinden olanlar da aynı Efendimiz'in halleriyle hallenirler. Hallenirler. Eğer biz adam olsa selam aleyküm desek bu hazrete aleyküm selam cevap hoca hoş geldin diyor. Sana da diyor ya, yalnız bana değil. Fatih okuduğun zaman sana da diyor. Ama sende iş yok, bende iş yok, duymuyorsun. Evet, duyanlar var. Duyanlar var. Peygamberimize her an böyle selam selam alıyor. Hani dediyken bu bilinçte selam selam getirir. Esniyerek, karşılarak değil. Hazır ol da getiriyor. Şuurlu ol. Evet efendim. Selam selam getireyim. Efendim adı anıldığı zaman iman etmeyin. Bir mecliste bir kere getiren görev yapmış olur ama herkes getirirse aynı müjdeyi bizzat ifa etmiş olur. Ayrıca kazanır. Evet efendim şimdi salatü selam duvalı. Allah Celle Celaluhu, ya Rabbi Muhammed Mustafa bizim veli nimetimiz, insanlığımızı bize hatırlattı. Senin varlığından bildiğinden söz etti. Nimetleri şükretmemiz gerektiğini anlattı. Peygamberimize sen de rütbesini artır. Şefaat-ı uzma ve evet. Bu da bizim ona duamız. Peygamberimize evet. Peygamberimiz sallarsa o rütbeleri kazandı da biz de her selam selam getirdiğimizde böyle ona dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Evet efendim. Salat selam getiriyoruz. Onun için başında Müslümanın bir işe başlama usulüdür bu. Besmele, hamdele, salvele derler buna. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Resulüne Muhammedin ve ala elini ve sahbe ecmain. Besmele, hamdele, salvele. Duayı başlarken de öyle dua edeceksin. Yani bulsun dua olmaz demiyorum ya. Ama hani %100 geçerli değil, olsun diyorsun ya. Öyleyse duanın şartlarını sana anlatmaya çalışıyorum. Böyle başlayacaksın. Böyle başladıktan sonra ey oğlum davranı! Sus lan! Allah sağır mı lan? Ne bağırıyorsun? Evet. Şimdi kitaplarda böyle yazılır. Usul bu.
Ama görüyorsunuz adam dua han, mevlüt han, ben kimseye de vermiyorum ama dinde usulü söylüyorum. Oradan dur. Ne bağırıyorum lan? Allah sağır değil. Semî'un basîr. Hem işitir hem görür. Ama böyle cevap alıyorsun, var ya. Biz sahabiler peygamberimizi iman gözüyle mükellef olarak sağlığında görenler de sahabi deniyor. Allah onları ölmüş. Tebük sefer dönüşünde 30 bin kişi muazzam oldu o devirde. Çölde geliyorlar. Hedeflerine ulaşmışlar. Tepede dinerken sahabiler bakmış. 30 bin kişi yamaçtan iniyor. Görülmüş hepsi. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Sus. Siz sağıra hitap etmiyorsunuz. Allah sağır değil. Niye bağırıyorsunuz? Anladın mı? Bağırarak dua edilmez. Allah'ım sen biliyorsun. Kalbi ezik. Azri itiraf halinde boynum bükük. Ne bağırıyorsun ben orada? Ah komutan mısın sen askere biliyorsun? Böyle dua olur mu? Ama şimdi böyle dua ediyorlar biliyorsun. Böyle dua olmaz. Balınmayacaksın. Allah sabır değil. Evet böyle başladıktan sonra efendim bağırmaksızın Cenab-ı Allah'a elini açacaksın. Ne demek? Efendimiz dua ederken hani kitapsız demeyesin diye bak ya, kitaplı geldim ha. Delilleri işte Hazreti burada ben vururum. Söylediklerim hepsini böyle burada var. Evet arkadaş, Efendimiz dua ederken bu söylediklerini yapmış. Bu da Bismillah, Elhamdülillah demiş. İlahi, Ya Rabbi derken ellerini göğüs hizasına kaldırmış. Göğüs hizasına. Şimdi bazıları diyor, diz çöküyor, dizlerin üstüne koyuyor ellerini kaldırılan. Bu işin usulü bu. Madem elini açacaksan. Yani eli açmadan dua edilmez demiyorum, yine bakın. Ama duanın edebine uygun, tam %100 dua yerini bulsun diyorsan göğüs hizasına elini kaldıracaksın. Göğüs hizasına. Böyle yok. Bu nadiren olur. Mesela Bedir Harbi'nde 313 kişi, iki tane atlı asker var, oklu askerli, 311 kişi yaya, potini yok, karnında ekmek yok, aç, Ramazan. Yolda Peygamberimiz açtan millet öyle sallanırken oruçlarını bozdurmuş. Öyle. Peygamber emretti, ben orucuyum, ben ayakkabım yok, benim silahım yok, yemek yok. Askerlikten kaçmak yok. En yola düşmüşler. Bedir'e varmış, Ya Rabbi demiş. Bize düzeni yaptık, ana buraya kadar geldik. Kâbir burada karşılamak üzere 73 kilometre yol tepdik Ya Rabbi. Dünyada yalnız bu kadarcık insan senin adına diyor. Ötekiler çok beraz. Ya Rabbi gel, sen bilirsin Ya Rabbi. Durmadan söylüyor, tekrar ediyor. Duada tekrar edilir. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya Rabbi alemin, ya Rabbi alemin. Böyle söylerken ilde evet cevabını almak için mübarek. Böyle gitmiş o zaman böyle kaldırmış ellerini. Öyle heyecanlanmış. Ebu Bekir de ona bakıyor. Üstünden şeysi düşmüş kaldırınca. Demiş ya Resulallah. Allah seni yalnız bıraktık mı canım? Kendini bu kadar niye mi istiyorsun? Evet. İşte böyle nadiren olabilir bu. Çok heyecanlanırsın. Kendinden geçersin. Ama normalde dua ederken ellerin göğüs hizasında olacak. Tabii kıbleye karşı dönersen iyi dersin. Çünkü her yere kıble dua olur da çünkü bizim kıblemiz namaz bırakır. Nereye döndük? Oraya. Bereket, rahmet noktamızdır kıble. Fevelli ve çekeşatlar mescidil haram. Mihrab'ın üstünde bu ayet yazıyor. Dön oraya. Yani başka yere de dua olur da ama
görünürsen adabına uygun olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olur. Kıbleye dön. Kıbleye dön. Kıbleye döndükten sonra ondan sonra içten gelen şeyler, duygular var. Mümkünse günahların affını istiyorsan arkadaş, pişmanlık ateşiyle yanaraktan, evet, pişmanlık ateşiyle yanaraktan yüreğin cız ötüyor. Yüreğin cız edince buradan da şapır şapır göz akıyor. Aha! Böyle dua et. Böyle dua et. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Sağa sola bakıyor, caminin çinlerini sayıyor, pencerenin. Ya et de güzel kardeşim, madem dua edeceksin, şu usulüne uygun yok ya, böyle dua mı olur lan? Bakın böyle değil, el önünde böyle içinden gelen bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi duamızı yapacağız. Evet, bağırmayacağız. Ey bunu yaradan diye bağırmayacağız değil. Bir de duaları görüyorsunuz, sonları kafiyeli. Şiir söyler gibi, böyle dua olmaz. Dua resmi olmaz. İçten gelen şekilde ağzından dökülür. Cümle kurallarına uymaz. Duanın hakikisi böyle olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel böyle şiir gibi duaları var. Onun muallimi Allah. O okutmuş. Şöyle kendine denk geliyor. Bu sizi öyle yapayım değil. Yani şiir şeklinde sonları kafiyeli, secili dua olmaz. Kırık dökük, içinden geldiği gibi. Şimdi, evet, hacca gidiyor adam. Alıyor kitabı. İşte birinci hafta şu dua edilir. Birinci dönüşte şu. İkinci şu alıyor. Evde hiç okumamış. Kalabalık zaten. Durduk yürütüyorlar. Kitap şöyle değişiyor. Satırda değişik, kaybediyor. Satır kaybettim diyor. Arada bu söylüyor yani. Satır kaybettim. Böyle dua okuyor. Kapatırken şu kitabı. Güzel okutmuyor lan, şu kalabalık var. Allah dedi dön ya. Estağfurullah dedi dön. Hal elhamdülillah diye dön. La ilahe illallah diye dön. O zaman iten kimse ağzında içecek halleri yok. Ama böyle satır kaybettim diye. Böyle dua olur mu? Böyle maalesef bunları görüyorum, böyle değil. İçten geldiği gibi yarım yamalak. Evet, önemli olan için kalbin Allah'a bağlanması, kafanın Allah'la olması, şuurlu bir şekilde evet böyle dua edeceksin. Evet, dua içinde Allah'ın isimlerini anacaksın. Allah'ın 99 ismi. Değil mi? Var. Hayır. 99 değil. Ne kadar oldu bilmiyoruz. Yalnız Peygamber sallallahu diyor ki her gün Allah'ın 99 ismini sayan dahil cennet. Cennete girer diyor. Onun için hadis-i şerif var. Ona da ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Settar, ya Vehhab, ya Tevve. İşte bildiğin o kelimeleri katarak dua edeceksin. Güzeli böyle. Onları katmadan da içinden geldiği gibi olur. Ama bunları katarsan o ismi bereketiyle duan geçerli olur. En muhteşemi ismi azamla dua edin diyor Peygamberimiz. İsmi azamla edilen dua reddolunmaz. İsmi azam ne? Onu öğrenseydik. Şimdi yapardık, o isimleri yapardık, sildirirdik. Millet tembelliğe düşerdi. Kadir Gecesi gibi değil mi? Kadir Gecesi'nde 1000 aydan ayırdı, 84 sene diyor bir gece. Hangi gece? Kesin bilinmiyor. Ramazan'ın 21. gecesi. Ne böyle kutluyoruz? Neyse, o sonunda ayarlayın geldiği için. Tamam, orada bir şey demiyoruz, bozun demiyoruz. Ama kesin olan orayı saklamış Allah ki tembelliğe düşmesinler diye. Herif hidronika yatar, yoksa bittikten sonra bir o geceyi sabahına uyumaz, köşeyi döner. Öyle olmasın diye
saklamış Allah, ismi azamı da saklamış. Kimisi Allah ismidir diyor, kimisi hu diyor, kimisi evvel diyor, kimisi ahir diyor, kimisi hay diyor, kimisi kayyum diyor. Bunlar hep de ulemanın mütalaları. Biz anamıza bakalım. Anamız Ayşe radıyallahu anh'a var. Süper, dahi bir kadın. Çok zeki. Peygamberimizin tek çocukluğundan dizin dibinde onu allame yapmış. Söylemiş, İsmi Azam'a dua edersen Allah reddetmez. Ya Resulallah, İsmi Azam'ı bana söyle demiş. Karısı yok. Demiş. Buna izin yok. Sen demiş, İsmi Azam'ı bul. Hadi bakayım. İmtihan ediyor da aşanımızı. Kaldırmış, dua etmiş. Allah'ım, İsmi Azam'ın hürmetine. Ulan demiş, buldum be. İsmi Azam onlar biliyor mu? İsmi Azam hürmetine dinle. Hemen başlarım böyle allama bir kadın. Allah şefaatine nail eylesin. Evet efendim, koymadan, sicili falan böyle şeyler yapmadan duayı böyle yapacaksınız. Ne zaman yapacaksınız? Her zaman olur dua. Ama hani yine kabul olsun diyorsan seher vakti. Herkes uykuya yatmış, mışın mışı uyku, sen tatlı uykundan tak uyan, bir abdest alacağım, iki rekat namaz kılacağım, oğluma gelin mi diyeceksin, kızına kocam mı diyeceksin, işin bir güzel, ne diyeceksin değil. Ama o zaman, yürekten istediğin şartlarda, illa o vakit değil, kesin değil ama diyor seher vaktinde olanları Allah övüyor Kur'an'da. اَلَّذ۪ينَ يَسْبُرُونَ اللّٰهِ اِذْبِرُ اَلَّذ۪ينَ يَقُولُ رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَا قَوْبُلَنَا ذُلُوبَنَا وَقِنَا اَسَّابِر۪ينَ وَالسَّادِب۪ينَ وَالْقَانِد۪ينَ وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ لِلْاَسْحَابِ Seherlerde istiğfar edenleri Allah övüyor. Arkadaş, seher vaktinde kalkacaksın. %100 değil ama buna işaretler var. Ondan sonra dediğim gibi o şekilde bilinçli şuurlu yapacaksın. Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir mümin ezan ile kâmet arasında dua ederse kabul olunur diyor. Öyle bir müjdesi var. Onun için ezan okunurken hemen hazırlığa geç, kendini derlen toparlan, başla dua etmeye. Camiye geleceksin tabii canım, ezana icabet edeceksin. Ha, kâmet getirince kadar farzı dua et, duanın kabul zamanı. Ondan sonra namaz kıldın. Arkasından duanın kabul zamanı. Ne diyelim hocam? Peygamberimiz bize hep yol gösteriyor. Evet. Şimdi sabah namazını tarif ediyoruz. Sabah namazında farzdan sonra yerinden ayrılmadan kıbleden göğsünü çevirmeden her namazın arkasında da sabah namazını tarif ediyorum şimdi. 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Vaktim var. Estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy el-kayyum ve etûb ileyh. 3 defa dersen namazındaki eksiklikleri burada melekler yazıyor ya, melekler yazıyor, sağ taraftaki iyileri yazıyor, sol taraftaki kötülükleri yazıyor. Sen mesela bu hoca, ben Allah razı olsun, ne güzel Kur'an okuyor. Şimdi ben okursam, sınıfta kalırsınız siz. Evet. Ha başka, h başka, he başka değil mi? Ama Türkçe'de he yok, ha yok, h yok, hepsi he. Bir kök hey. Onu ayırt etmezseniz halik berber demek. Halik yok eden demek. Halik yaradan demek. Kur'an okurken halik diyeceğin yere halik değilsen dayak yersin arkadaş. Allah'ın sözünü değiştirdim. Manası değişti. Kur'an okurken bunlara dikkat ediyor musun? Yanlışların var. Namazın arkasından 3 defa bunu söyle. Senin hatalarını melekler düzeltir,
tam yazılı. Biz bunu İstanbul'da camide yapıyoruz. Gelenlerin dediği gibi bizim cami bu evlendirmiş. Onlar razı olsun, herkesin cami bu işi yok. Ama burada da bir çarşı var, adam dükkanını bitecek. İlla yakın değil zaten, şart değil. Bu bizim Peygamberimizin sünnetlerini ziyaret ediyoruz. Hemen işte Ali Rasulullah dedi, hiç bir şey demiyor. Ama üç defa estağfurullah derseniz namazları yanlışlıkları melekler düzeltiyor, tam geçiyor. Bu hadis-i şerif böyle. Herkes gidince sen otur geriye. Üç defa bir estağfurullah de namazın tam olsun. Evde öyle değil. Hanımını öğret, kardeşini öğret. Biz böyle bizim burada camide usul dedik. Şimdi kimse itiraz etmiyor, daha çok geliyorlar madem böyleyse diye. Ondan sonra sabah namazında 7, akşam namazında 7, diğer namazlarda farzdan sonra birer defa. Allahümme ecirni minen nar ve edhilni cennete ma'amra bir rahmetike ya azizü ya rafar ve zevvicni yuhuri ri. Şimdi imam söylerse bunu hepimizi kastederek zamirler değiştirecek. Allahümme ecirna minenna. Allahümme ecirna minenna. 7 defa. Ve edhinnel cennete. Allah'ım bizi cehennem ateşinden uzaklaştır. Allah'ım bizi cennetine dahil et. Sok. Ve cennetteki hurilerle bizi evlendir. Oraya girmeyen onlar olur mu? Evet, bunu 7 defa söylerseniz sabah, akşam, diğer namazlarda namazdan sonra estağfurullah dedik. Her zaman bunu dua ediyoruz. Bak, Peygamberimizin hadisi bu efendim. Ben size rahmet ediyorum. Hepsi burada. İsteyene bir şey edebilirim. Evet. Hurilerle nikahını kıyırır diye. Cehennemden kurtuluş beratı alırsın. Cennete giriş beratı alırsın. Karayı düşündü, berat mı demek değil mi? Bu berat denilir diyor. Efendinin hadisi böyle. Demedi. Namazı kıldın. Allah senden razı olsun. Allah namazı kabul etsin. Bunu demedi. Demek zorunda değilsin. Ama hadis böyle efendim. Huriler demiş ki, hazırlandık, onun hanımı olsun diye adam istemedi. Cehennem demiş ki, adam beni girmesin dedim ama adam benden sakınmadı. Cennet demiş ki, bana gelsin istedim, adam beni istemedi. Der diyor, hadis-i şerif böyle der. Onun için bu duayı da söyleyebilir. Ondan sonra 10 defa bütün namazların arkasından La ilahe illallah vahdehu la şerike le devül mülkü ve levül hamdu ve vâlâ külü şeyin kadîr dersen imanla göçersin diyor. Hadis böyle. İmanla göçersin. Ayrıca İsmail aleyhisselam soyundan bir köle azat etmiş olursun. Yani köle azat edene cehennem ateşi yakmaz. Cehennem ateşi görmezsin. Evet. Neden bunu? Allah Allah. Parası bulur mu var? Bir gün dediğimiz gibi 12'den olursun. Bir gün yakalasın. Ne var yani? Niye demiyor bunu? Namazların arkasından edilen dua da geçerlidir. Onu arz etmek istiyorum. Her namazın arkasından edilen dua geçerlidir. Şimdi Efendimizin hadislerine göre bir mümin sabah namazını camide, cemaatte kılar ki anlattık. Camiye gelin, uyuşayım ama bütün mesuliyeti yıkın omzuna. Şimdi cemaatle kıldık, garanti belgesi aldınız. İki namazları garanti. Koca verecek hesabını. Ama güzel yaptıysa ben bir tane atıyorum, o kaç kişi varsa o da sevap olacak. İmamlık böyledir. Yanlış yaptı mı hepinizin hesabını ödüyor. El imamı damin. Peygamber sözü bu. İmam cemaatin kefilidir. Sizin hesabınızı o verdi. Onun için cami gibi uyudum şimdi orada yıkın omuzuna. Namazınız garantili olsun. Sabah namazı camide cemaatle kıldıktan sonra
Güneş doğana kadar işlep denir ona. Camide işim yok, emeklisin. Kaldın, estağfurullah dedin. Allah'ım günahlarımı affet, estağfurullah değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 kere söyledim günde diyor. Halbuki masumdur. Niye 100 kere söylerim diyor? Biz öyle yapsın diye. En az günde 100 kere estağfurullah desin, ne diye söylüyor? 100 kere otur estağfurullah de. Ondan sonra 100 kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Bir mümin içten gelen duygularla la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, bakın dikkat edin, la ilahe illallah, la ilahe illallah, hem tavana bakıyor, olmaz. La ilahe illallah kalbiyle, diliyle söylenecek, kafası orada olacak, bilinçli şuurlu söyleyecek. İçten gelen zerreleriyle bunu söylerse, o kelime diyor, melekler alır, sema kapılarını yırtarak Allah'ın huzuruna varır. Sema kapısı var hocam. Evet, Miraç gecesi anlatmışlardı hocalar. Her kapıda semanın muhafızı baş melek İsmail var. Onun emrinde 70.000 melek var. Her 70.000 meleğin emrinde 100.000 var. Sahipsiz değil arkadaş. Peygamberimiz Cebrail'e biricik dünya seması varmış. Tıp kim o? Cibril. Yanındaki kim? Yanındaki Muhammed. O peygamber gönderildi değil. Evet. Hoş geldin. Ne güzel bir misafir. Parolayı bilmeden sokmuyorlar içeriye. Öyle sen bostan ne parolar? Bostan ne arkadaş? O sema kokuları giden adam burada yatıyor. Birisi o. Birisi Mevlana. Biz Yunus Emre. Bunlar gibi adamlardı gidiyor. Peygamberin bu sünnetleri yapan adamlar. Mevlana Hazretleri diyor ki hangi sema kapısını vardıysam bir baktım diyor Türkmen kocasının ayak izi var. Yani Yunus Emre benden evvel gitmiş diyor. O benden evvel gitmiş diyor. Söylüyor ya. Bunlar gidiyor. Evet. Namaz miraç diyor. Namaza durdular mı? Sen buradasın, onlar burada değil. Onlar miraça çıkıyor. Kavga burada mı? Her şey orada. Allah bize de öyle bir namaz kılmayı nasip etsin. Ama siz de öyle yapamadık diye devam edin, bir gün tutturursunuz. Yani bu iş böyle umutsuzluk yok İslam'da. Evet efendim, işte sabah namazı kılıp da güneş doğana kadar 100 defa estağfurullah, 100 defa salavat, salavat getirenin şeyini anlattık. 100 defa la ilahe dedin, dilini buna alıştırdın, içten söyledin. Sema kapıları yırtarak çıkar Allah'ın huzuruna, başlar titremeye. Hadis bunlar efendim, ben tercüme ediyorum. Hepsinin senedi sebebi burada var. Bunlar hadis. Evet, şimdi... başlar Allah huzurunda titremeye. Sanrı sanrı titriyor. Kim titrer? Korkan değil mi? Korktuğundan. Niye titriyorsun? Allah ona öyle buyurmuş. Yani Allah Muhammed kelimesine Allah bir kişilik veriyormuş. Neye titriyorsun? Ya Rabbi, benim arkadaşımı affettiğini bilmeden nasıl titremeyeyim? Söyledi diye senin arkadaşın oluyor o kelime. Seni seviyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor. Arkadaşım affettiğini senden duymadan nasıl korkmayayım, nasıl titremeyeyim? Cevap, hadis. Seni diline dolaştırdığı anda tüm günahlarını sildi. Allah bu kelimeyi ne kadar güzel görüyor musunuz? Ama şuurlu söyleyeceksiniz. La ilahe illallah diyeceksiniz. Bunu hakikaten yürekten söylerseniz vallahi bu canı böyle titrer. Evet. Ben böyle adam gördüm arkadaş. Misafir ettim adamı. Gece kalktı namaz kılmaya. Bir namaz kılıyor. Adam titriyor. Vallahi apartman titriyor böyle ya. Bak yemin ediyorum arkadaş. Allah böyle namaz kılmayı bize de nasip etsin. Bu iş bunlar gibi çile çekmek oluyor. Bütün senin yapamayacağın, benim yapamayacağım zorlukları aşmak oluyor. Arkadaşlar.
arkadaş. Bu makama ulaşmıyorlar. Ne kadar güzel. Evet, bakın bunu söyleyen adam daha ağzını dolaştırdığı anda senin kelimeyi günahlarını sildi. Ama nasıl? İçten söyleyeceksin. Şimdi televizyona bakıyorsun. Kabe'nin imamı namaz kılıyor. Sarılı ziyaretçi yapısını. Canım bizim imamlar döver diye onları söylemiyor. Ondan kaşınmıyor mu sanki? Ulan sen de kaşınıyorsun namazı. Allah huzurundayken nasıl kaşınırsın be? Komutanın askerden karşısına kaşınsa ne olur? Bir şey olmaz değil mi? Burada günler açar değil mi? O kumandan yaratanın huzurunda olduğun bilinci olmadığı için yapıyorsun böyle. Hazır orada dur be. Huşu o demek arkadaş. Huşulu, huzurlu namaz alev. Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle Allah göstermesin. Ayağını kesseler kurulamayacağız. Allah'ın huzurunda olduğu bilinci onu unutturacak. Hazretleri böyle namaz kılıyormuş. Ok saplanmış, anlattım bir daha anlatayım. O zaman mikrobe ölecek bir ilaç yok, çölde savaşıyorlar. Acıyı uyuşturacak bir ilaç da yok. Ok saplanmış, baldırına bir zaman çıkmış. Şimdi bıraksalar sıcak, buruladacak. Ayağı gidecek, kesecekler ayağını. Öğür açtığında da can dayanamıyor. Durun demiş. Abdest almış mübarek. Namaza durmuş. Tam tarif ettiğimiz gibi namazı dalmış. Onlar o birinci rekatteyken oku çıkarmışlar. Ondan sonra rızgın demirle dağlamışlar ki buradanmasın, mikroplar ölsün. Sarmışlar. Namaza tamamlamış sonra denkler ya, başlayın şuna. Demişler Ali, birinci rekatteyken biz bu işi bitirdik. Hiç duymuyor acıyı. Hiç duymuyor acıyı. Namaz bu işte. Namaz bu. Ama biz böyle duramıyoruz diye vazgeçmeyeceksiniz. Karıncaya demişler ki nereye gideyim ben? Kabe'ye. Bu hadire mi? Varamasam da yolunda ölürüm dememiş mi? Ha biz de peygamberin yolundan bir başlayalım. Aynen öyle. O yola girdiniz mi elinizi boş çevirmiyorlar ama işin aslı böyle. Ben onu arz etmek istiyorum. Evet efendim. Şimdi dua ederken böyle Allah cümlelerle falan değil. Kırık dökük işten geldiğiniz gibi bağırmaksızın gözünüzden de birer yaş damlayarak dua edin. Akşam namazından sonra böyle sabah namazından sonra yedi bunları söyleyin. Değerli Allah kendisi her namazından söyleyin. Müezzin hisse bile siz kapıdan bundan çıkarken söyleyin oturduğunuz yerde bunları. Bunları imal etmeyin. Herkes söyleyebilir mi? Herkes söyleyebilir. Efendimizin emirleri var. Evet. Ezan okunduğu zaman daha böyle söyledim. Ben kardeşlik görevi yapıyorum. Evet. Allah'ın meleklere gurur duyduğu, övündüğü kelimeler var. Birisi ezanmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah meleklere bir bakın kullarıma. Benim adımı yüceltiyorlar. Camilerine koşuyorlar, ellerine koşuyorlar, ezan okuyorlar, namaz kılacaklar. Meleklere övülür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan bizim dinimizin temellerini ifade eden, Allah'ın azametini dile getiren mübarek kelimeler. Allahu Ekber. Ama mezun efendi bizi takmıyor, takmasın. Bizden söylemesi daha ve söyledim. Allahu Ekber, Allahu Ekber değil mezun efendi. Evet getirdim, inanmıyorsunuz. Getirdim efendim, fıkıh kitaplarında. El ezanu cezmün vel ikameti cezmün. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek yanlış. Sünnete aykırı. Muhammed Mustafa diyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber sonu cezimli tutarlı olacak. Kadgameti saati kadgam
mezheben kad kâmetis salâh, kad kâmetis salâh. Hayyâdel felâh, hayyâdel felâh, yok yok öyle değil, hayyâdel felâh, hayyâdel felâh. Tutarlı okunur diyor. Ver oraya temin onları, ver o kağıtları, ver kağıtları, çantamda kağıtları. Çıkardım getirdim. İnanmayana, benim fetvam değil bunlar. Azan ve ikamette Allah-u Ekber diye la harbi cezimli sakin okunur. Mefsur. Namaza nasıl başlanır? Keyfetü dukul fissala. Birinci cilt 23. sayfa. Evet. El ezan cezmün ve ikam cezmün hadis-i şerif ve tekbir cezmün buna binaen. İki, bedel-i sanati, tertib-i şerai. Bunlar tüm fıkıh kitaplarının kaynağıdır. Biri 30 yıl tercüme ettik. Biz müftülükleri gönderdik. Ana kaynaktır. İmam-ı Azam'ın fetvalarını, görüşlerini İmam Muhammed dizinin dibinde yazmış. O kitabı İmam Serasi 30 cilt halinde bize sunmuş. Onun birinci 23. sayfa. Bu da ikinci büyük kaynağı. Bedai Sanayi Terbiye-i Şerai 1. cilt 150. sayfa. Evet. Sünnetül ezan. Ezanın sünnete uygun okunması nasıl olur? Ennekûne tekbiru cezmen. Tekbirler Allahu Ekber. Allahu Ekber diye la harfini tutarlı okumak suretiyle olur. Hoca söylüyor. Ben aktarıcıyım. Ben aktarıcıyım. Evet. Ondan sonra bitmedi. İki eser yemez. Eyvallah. En inaye şerhi hidaye. Hidaye şerhi inaye. Birinci cilt 297 sayfa. Evet. El ezan cezmün ve nikam cezmün hadisine binaen Allahu Ekber. Allahu Ekber diye okunur. Bitmedi. Cevheretün Neyhire. Evet. Alâ Muhtasar-ı Kuduni. Birinci cilt 52 sayfa. Evet. Yüzzemür râbu min akbar. Allahu Ekber cümlesinin Ekber kelimesinin râ harfi cezm olunur. Peygamberin bu hadisinden dolayı. Daha sayıp mı? Bak ne kadar çok. Ama önemli değil. Mekruh okumayı. Niye mekruh okuyorsun? Aziz dostum. Niye mekruh okuyorsun? Niye mekruh işliyorsun güzel kardeşim? Kerahatten keramet olmaz demiyor musun sen? Peygamber sünneti niye yapmıyorsun be adam? Kastı yok tamam da. İyi yap be kardeşim ya. Niye yapmıyorsun güzel kardeşim? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber değil. Ama Arap'tan öyle diyor. Bana ne Arap'tan? Ben peygamberim derim. O yapıyor diye. Ben de yanlış mı yapacağım? Ne Kabe'de sünnet kuruyorlar? Acaba söylesin. Ne Bağdat'ta sünnet kuruyorlar? Ne Şam'da? Ne Kahire'de? Bize mi kırmızı sünnet? Ölçüyor mu? Bu aziz millet sünnetleri farz gibi kabullenmiş. Ondan dolayı sırtını kimse yere getiremiyor. Bak 15 Temmuz'da Allah'ın lütfü yardımıyla dünyayı yendik biz. Şunun bunu değil. Hepsi bir okudular. Ama biz yendik. Hayret ettiler, şaşkına döndüler. Ne oldu ya dediler. Allah yardım edince, aha böyle olur arkadaş. Anladın mı? Sünneti olan bağlı bak. Herkes sünneti kıldı gördün. Namazlarında tesbih çekiyoruz. Kabe'de tesbih var mı? Varsa buyurun. Şam'da Ümmü-i Cam'da tesbih var mı? Bağdat'ta tesbih var mı? Kahire'de tesbih var mı? Aa, bu aziz millet Müslüman oğlundan beri 1100 senedir namazlardan sonra tesbih çekiyor. Sünnet. O bir bid'at diyor. Peygamber'in sünnetinde olan bid'at olur mu lan? Bu ne biçim kafa? Tesbihlere sünnet diyor. Arap. Ama Mercedes'e biniyor. Peygamber Mercedes'e bindi mi lan? Ne hak ediyordu biliyor musun? Hayvan. Peygamber apartmanda oturdu mu? Kırmızı kullandı mı?
Peygamberin yer odasında otursan hemen ona geldiği bir tat olmuyor. Tersine tat oluyor. Elhamdülillah bu aziz millet düşman olduğu andan itibaren ehl-i sünnet ve cemaat itikadını benimsemiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yolundan gitmiş. Asırlar da böyle geliyor. Sünnetleri kılmadan kimse çıkıp gitmez. Tespitleşip de kimse çıkmaz. Mecbur değil. Ansin kimse sırtını yere getiremiyor. Aha 15 Temmuz bunun delili. 15 Temmuz hepsi yengi tuşlayıp getiremezler. Efendimiz sünnetini yapışırsanız Allah'ın emrinde yapışmış olursunuz. Allah'ın yardım ettiğinde kimse yenemez. Ama bu yolumuz, güzel yolumuz. Evet efendim, böyle namazdan sonra bunları söyleyeyim. Evet. Allahümme entes selam ve minke selam söylüyoruz. Bunlar söylemiyor. Sünnettir. Peygamber sünnetidir. Allah'ım selam sensin. Selamet de sendendir. Allah bizi korumasa, bizi kim kurtarır sıkıntılarla? Kim kurtarır onların tasarrufundan? Selamet de sendendir. Tebarek teyâr zettelâr ve ikram. Kerem sahibi Allah. Celal azamet sahibi Allah. Sen ne yücesin? Bize yardım, kuruma yardım etmez misin? Hep söylüyoruz. Sünnet, elhamdülillah. Türkiye bütün camilerde söyleniyor. Ondan sonra ara arasında salavat. Evet, Peygamber'in sabahı salavat getirin demek bu. Herkes salavat getiriyor değil mi? Ha, sabah namazında Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemiyul ehval ve lafer ve tabdillena biha cemiyel hacat ve tutahhiruna biha min cemiyul seyyiat ve terfavna biha alem derecat ve tübellimuna biha aksar gaye min cemiyul hayrati fil hayat ve ba'del memat hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil hasbunallahu ve ni'mel vekil نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا إليك المصير هذا جلال وده كل korkudan eladan afattan kurtuluş sebebidir. Evet, bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. İstiklal Harbi sırasında hükümetin emri var. Bütün camilerde bu salat-ı tüncine okutturuldu. Hükümetin emriyle. Silahımız yok, paramız yok, karnımız aç. Yedi düvel gelmiş, İngiliz'i, Fransız'ı, hepsi Yunan'ı gelmiş, dayanmış. O bizim yarın ayak aşklarına olan askerimiz, hepsini denize döktü mü? Hepsini boğuladı mı? Evet, salaten tinciğini okuduk. Allah'a dayandık. Rasulü Müştebaya dayandı. Allah da onları yüz kere etti. Evet, işte budur. Efendim. Bu yola devam edin. O bir kardeşim varsa işte başına gelenleri görüyorsunuz. Elhamdülillah aynı şeyleri bize de yapmak istiyorlar. Başaramıyorlar çünkü biz bunları seviyoruz. Salaten tüncini okumayı ihmal etmeyin. Aslında her namazın arkasını okuyorum ama hani vakit çıkmadan okuyorum. Müezzin okumasa bile derdiyle beraber okuma şart değil. Evet, bunu bu da zikri şeydir, duadır, bunlar da duadır. Belalardan, sıkıntılardan kurtuluş belası olursunuz. Böyle duayı namazların arkasından edilen dualar geçerli. Evet. Demek ki işi olmayanlar sabah namazı cemaatle kıldıkları bunları okuyacaklar. Güneşi camide dolduracaklar. Hocam yorgunum ya, bunları söyleyecek halim yok, atır ben iki dizim üstüne, duvara dayanma, iki dizim üstünde uyursanız abdesti sorulmaz, tamam mı? Ben avukatlığınızı yaparım ama duvara dayanma, iki dizim üstünde uyuyun, kestirin, çarptırmadan, işrak vaktini bekleyin, aynı sağlığı yönelik, ne olur hocam, öyle diyor peygamberimiz. Bir mümin cemaatle sabah namazını camide kılar da zikir tesbihle işrak vaktine kadar benim Allah'ın mescidinden çıkmazsa
Sonra da iki rekat işrak namazı kılarsa Allah rızası iki rekat namaz. Peygamber'in sünnetidir. Evet arkadaş, öyle diyor. Tam bir hac ömre sevabı kazanır. Tam bir hac ömre sevabı kazanır. Tam bir hac ömre sevabı, üç defa söylemiş. Üç defa. Termeden, termeden, termeden. Ulan ömre gitmek kaç bin lira? Her gün bunu yaptı, her gün bir ömreye git yani. Bunu yapmazsan işin yok, bir şeyin yok. Biraz kafadan aklın azı mı sen de? Niye söylemiyorsun bunu? Eve gidip de ne yapsın, dedikodu yapsın. Oturlar kuşun aklına kadar. Her gün ömre sevabı kazan. Bu her mümkünün yapabileceği bir şey. Evet efendim. Böyle iş, bu kolay. Evet, ondan sonra namazların arkasından dedik, yağmur evveli, dua ettiğin kabul olsun istiyorsan, gürültülür dedi, tık 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 başladı geri yağmur. Hemen kıbleye dön, dua et. Yağmur evvelinde edilen dua reddolmaz. Hadis var öyle. Neden? Siz yağmura ne diyorsunuz? Rahmet. Rahmet. Neden? Ya su ver, su. Aha. Ahmet Hamdak Sefi, eski Diyanet Başkanı, İslam fıtri, tabii, umumi bir din diye kitabı var. 1943'te yazılmış. Her yağmur damlasıyla yeryüzüne bir melek iner. Melek yeryüzüne rahmet, bereket indirir. Ondan dolayı sen yağmura rahmet diyorsun. Yerine rahmet iniyor. Yağmur yağmasa sular durur. Arpa buğday bitmez, aç kalırsın. Hiç çepsi mirbi bitmez, bereket değil mi? Yağmur evlerinde melekler, yani niye o zaman? Melekler inerken senin duvarını duyarlar, amin derler. Amin derler. Melekler benim gibi günahlı değil, günahkar değil. Günah işimi kabiliyetleri yok. Allah'ın günah istemeyen kulları melekler. Günah istemeyen kulun da amin güzelleri duası. Senin duana amin deyince geçerli olur. 1964'de ben ilk defa hacca gittim arkadaş. Arafat'tan çıktım. Kahiredeki arkadaşlara öğretiyorum. İşte burası Adem ile Havva'nın 300 sene yalvarıp birisi serendi babasına Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldıktan sonra Havva anamızda ciddede 300 sene ağlamışlar. Sen bizim ya Rabbena zalemne enfusene ve illem tavfillene ve terhamna lennetmenenne minel fasirin diye diye 300 sene gözlemişler. Sen çok imtiyazlısın. Arkadaş, 1000 yıl yaşamış Adem'in 300 sene tövbe etmiş, o zaman tövbesi kabul olmuş, Arafat'ta buluşmuşlar. Bunları anlatıyorum, bir yağmur başladı mı, bak bu 20 tane, hemen secdeye kapandım. Dedim Allah'ım her seferden hacca nasip et. 69'dan böyle her sene gidiyorum, hiçbir hükümet önüm keserdi. Evet, elhamdülillah tabii sana da söylüyorum bak, bizde aramızda lazım ha. Aramızda lazım. Ha, hayır bayram böyle hatırla. Ha, ara, yattım hemen, yol yol dedi. Hiç konuşmadım ben, ha, derse dedim burası. Derse gidiyorum. Şuradan gidiyorum, buradan gidiyorum, senin hakkını yemiyorum ha. Kontenciler gitmiyorum. Allah nasip ediyor, bak yağmur evlerinde edilen dua kabul oluyor arkadaş. Benim derdim o. Sana söylemek, ya tabii illa kabul olsun diyorsanız, dedim dua böyle olur ama kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Hemen secdeye kapan, göz yaşlarınla bir duası ettiysen git. Secdede edilen dua da reddolunmaz. Aha, secde edecek yer varsa secde ederek, ha böyle dua et. Evet efendim, dua böyle, tabii Kabe'ye bakarak,
Karadamlı Beytullah'a, Bakara, gözüm yaşlı, değil mi Ali? Ama bizim Ali, tövbe estağfurullah, iki tane alacağım ya. Sen buraya niye geldin? Buna günahlarla temizlenme değil mi? Derdin mi lan? Otelde kaç gündür konuşuyor bari. Hacı bak 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 diyor. Orada bilmem Nijerya'yı gösteriyor, Habeşli'yi gösteriyor. Efendimiz ne diyor? Kabe'yi ilk görenin yaptığı dua reddolunmaz. Orada bunu bileceksin. Ayağın kesin, aaa demeyeceksin. Allah'ım affetmeyi ver, affetmeyi ver, affetmeyi ver, Allah bana acıyor. Beni affet, cennetine sok beni. Ne diyeceksen de, duasını kalma diyor. Ama bizim hacı bunları hiç bilmiyor. Bak 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 hacı diyor. Ama nereden gelmiş öyle, Amerikalı bağlı oldu. Ulan derdin Amerikan mı sen? Bunları bilmezseniz tutturamıyorsunuz. Olmuyor. Biz onları size söylemek istiyoruz. Kabe'ye bakarak edilen ibadet olmaz. Ravza-i Muzahara'da Rasulü Müştüba'nın minberin bile kabrin arası cennet bahçelerinden hidayet ve yarabbimiz affet olmaz. Ya ona selam da bilinci verme. Selam duadır çünkü. İki civanda aziz ol. Yok canım, yavrum ahirette hiç nasibi yok. Burada cehennemini gebeliyen yanacak. Ha, bunu da bileceksin. Evet efendim. Sakın beddua etme oğluna, kızına. Bu oğlan veya kız duz döven zamanında, duz döken zamanında aldığın halıyı batırdı. Anasını gözün ne lepe bırak sana mı diyor, ne diyor? Nah canım bilmem ne çıksın, gözün kör olsun diyor mu? Kör oluyor. Kör oluyor. Evet. Körlük birkaç tane. Bir hakikaten gözün kapanı görmez. Öyle adam var. Çok zengin. Ben de cemaatimden dünyayı dolaştıklar açılmıyor. Anası öyle demiş. Gözün kör olsun demiş, kör olsun. Açamıyorlar. Doktorlar da ne yapalım diyor. Bir de işte böyle, ben oğlum azgın, kızım azgın, kocanın ağzını dinlemiyor. Hiç içeri şey dinlemiyor. Gözüküyor olsun dedim. Bir de böyle gözüküyor olmak var. Hakikati görmez. Aman bu duayı yapmayın. Aman dert duacı olmayın. Yalnız oğlunuza, kızınıza değil, ümmet-i Muhammed'e, Müslümanlara beddua etmeyin arkadaşlar. Beddua ettiğiniz zaman, bedduayı alır melekler ve peygamberimiz, sema haklarını arz ederler. Kimse kabul etmez bedduayı. Kim kabul eder? Kimse almayınca yerine getirirler. Sen beddua edin adamın başına. Adamın suçu yok, günahı yok. O bedduayı hak etmemiş. Melekler onu da onun üstüne inlemezler. Beddua eden adam haksız beddua ettiyse bedduayı kendini etmiş olur, tepesine yalar. Bundan hiç haberin var mı? Her gün davet olsun, kahrolsun, yuvarlan durdurdu. Böyle deme be. Allah ıslah etsin. Allah hidayet versin. Allah böyle ya, o azim bundan almıştır. Mübarek adam. Ana baba duası netli olmaz. Mazlumun duası netli olmaz. Koca böyle söylüyor. Ve inkâne kâfiren. Annem böyle der. Ve inkâne fâsikan ev kâfiren. Adam hiç namaz kılmıyor, bir bayram namazı kılıyor, her gün içiyor, beddua etme lan. Beddua etme, fasık. İnkar etmiyor, mümin. Hesabını Allah verecek. Buna da beddua etme diyor, fasık olsa bile hidayet değil ha. Güzel hallere döndür ya Rabbi, gidelim. Sen mümin o ya. Kafire de, sakın zulmetme. Mümine zulmetmediğin gibi. Kafir olsa da haksızlık etme, zulmetme, ah der, o ah ile Allah arasında perde yoktur. Canına okurlar, gereğini hemen infaz ederler, yok ederler seni. İşler bozuk diye, ah aldın sen.
Bir türlü hanımla anlaşamıyoruz. Ahadın sen. Oğlumuzun bana isyan ediyor. Ahadın sen. Ağzını tut diyoruz. Böyle şeyler söyleme. Beddua etme diyoruz. Beddua etme diyoruz. Evet. Kızsan bile Allah ıslah etsin. Allah hidayet versin. Güzel şeyler dinin alıştır yahu. Beddua edeceğin ya. Evet efendim. Dua mazlumun duasında olmaz. Anam olmaz, dua sürekli olmaz. Misafir dua sürekli olmaz. Eve misafir çağır. Dua ettir, yemin edip Allah bereketini ihsan etsin de yemin olsun arkadaş. Peygamber böyle söylüyor. Misafirsiz oturmasın sofraya. Tabi hocalar da unutmayacağım. Evet. Peygamber böyle söylüyor. Misafir on rızkıyla gelir, birini yer, doktorunu bırakır. Vallahi doğru, billahi doğru. Ben öyle zengin oldum da, elim bakma bir şey, böyle şey, kıvap yedirir gidiyor, zengin oldum ben. %100 garanti. Peygamber sözü doğru. Sen de misafir perver ol. Misafir perver ol. Misafir sana dua ettiğini reddi olmaz. Garip adamın duası reddi olmaz. Kadir ülkesinden uzak kimsesi yok. Onun bedduasına ama duasına sahipçi bana. Evet arkadaş. Bunlar püf noktaları işin. Evet. Bunlar püf noktaları. Bunlar dikkat et. Böyle dua et. Böyle kimselerin duası reddi olmaz. Allah çok zikreder. Zikir Allah. La ilahe illallah. Bu zikir olduğu gibi Kur'an zikir, namaz zikir, bahsettiğimiz bütün namazların önünde aklınızda söylenen şeyler zikir. Bunlar zikir. Bir Müslüman hayatının her safhasında Allah'la bir olacak. Allah'ı unutmayacak, Allah'ı düşünecek. Uykuda da böyle, uykuda da. Ne diyor Peygamberimiz? Yatarken Bismillah deyin yatın lan. Sağınıza yatın lan. Sonra gece soluna dön, sağına dön. Ama yatarken Peygamber şimdi diyor. Dua edin. Evet. Akşama kavuşturdun. Mümin olarak kavuşturdun ya. Hamdolsun sana. Değil. Evet. Bu gecenin şerrinden sana sığmıyorum ya Rabbi. Canımı alırsan imanla hadis kullarından olarak canıma duası var. Böyle Türkçe söyle. Bismillah diye sahneye. Mümkünse abdestle uyu. Abdestle uyuyanın sabah kadar uykusu ibadet olur. Abdest uyuyan gülençler demiyorum sakın yanlış anlama. Ama püf noktasını söylüyorum. Bir şey sıkıntın yoksa abdestle uyu. Sabah kadar uykun ibadettir. Uykun ibadettir. Evet. Bunları Peygamberimizin hadisleri bunlar hep burada belgeleri var. Evet efendim, duayı ederken Allah'ı zikrediyoruz, Allah'ın isimlerini anıyoruz. Bunlar hep Allah'ı zikretme. Besmele zikir, unutma. Su içerken sağ elinde iç. Peygamber sağla iç diyor, sağla ye diyor. Peygamberin sünneti bu. Ama ilahi profesör çıkıyor televizyonda sorular. İki tane çarpmak lazım. Hem ilahi profesörsün hem Peygamber sünnetini öğretecek adamsın. Hem de sol elini yiyorsun. Sol elini falan mı? Ben haram demiyorum. Ama Peygamber sağ da yiyin diyor lan. Sağ da yiyin diyor. Efendimizin sünneti o. Onu yaparsan Efendimiz sevgisini kazanırsın. Benim sünnetlerim unutulduğu zaman bir sünnetini ihya eden, her zaman işleyen adam kâne ma'iyyetil cennet. Cennetten yan yanayız. Hadis bu, böyle. Şimdi söylüyoruz, biz dinliyoruz. Şimdi sünnet kıldınız, farzdan yerde kıldınız değil mi? Öyle değil mi? Ama ben size daha önce söyledim. Sünnet kıldığınız yerde farz kılmam dedim. Sünnet başka yerde farz dedim. Kendi söyle, kendin dinle.
kimse bakım değişmedi. Adet olmamış. Sen öyle Peygamber sünneti unutulmuş değil mi? Hiçbir yerde yapmıyorlar. Benim sünnetim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi yapan cennette benimle beraberdir. Aynen hadis böyle. Sünnet kıldığın yanındaki bir yerde iş farzı. Farzı kıldığın yanındaki bir yerde iş. Yanında yerde işin önünde arkasında yerde iş. Efendimiz neden? Caminin bir kuruşluk yerine namaz kılarsan hep şefaat edecekler. Hep şefaat edecekler. O kazancın da var. Peygamberin bu sünnetini yerine getirmek de var. Bak basit bir sünnet. Basit bir sünnet. Evet efendim. Allah'ı çok zikrelendirdik. Besmelesi olmaz hiçbir şey. Evet. Bitirdin işini. Ne oluyor be? Bir şükür desene be. Elhamdülillah desene. Su içiyor. Oh be! Ne suymuş be? Hayvan bir şükür de be. Evet, böyle demiyorlar mı arkadaşlar? Yığı yok. Allah Allah. Bu adam Müslüman. Bu adam kardeşim de değil. Kanun olmasa iki tane çakarır ona. Şükür de lan bir. Evet. Elhamdülillah. Dedin mi nimetin hesabını veriyorsun. Allah o yediğin yemeği suyun sormayacak sana. Elhamdülillah dedin ya ödedin. Elhamdülillah aynı zamanda zikirdir. Allah çok zikredenlerin duası reddi olunmaz. Hadis okuyoruz ya. Ondan sonra evet efendim. Yarın şuraya gideceğiz. Televizyon dinliyor. Yarın yağmur yağacak. İnşallah derim. Yarın ne olacak? Garantiler var mı içinizde? Yok. Bu canla çıkacağımızda garantimiz yok. Yarın ne olacağını Allah bilir. La yâlemul gaybe illallah. Yarın gelecekte bir iş yapacaksanız inşallah deyin. Bu imanın gereğidir. Allah dilerse olur. Dilemezse olur mu? Sen bunu inanmıyor musun? Bunu dile getir işte. İnşallah de. Demezsen hadi. Hadi bakalım git bakalım. Değil verir Allah. Gidemezsin. Genç olursun, hasta olursun. Şimdi Nasreddin Hoca büyük evliya fıkralarımıza ders veriyor ya akşam hanımına demiş ki falan yerde tarlaya gideceğim hanım yarın buğdayı ekeyim geleceğim. Hoca inşallah demiş sizin dilinize düştüm kurtulamayız. Kara kaçan aşağıda demiş öküzle aşağıda. Hey be buğday dolu tarlada yerinde duruyor. Hoca inşallah demiş. Giymiş kaldı başımız sürmeye. Bir kara bulut gelmiş, bir yağmur, bir yağmur. Öküzler gitmiş, eşek gitmiş, kurduk gitmiş. Gece yarısı hocaya kendi canını zor kurtarmış, gelmiş. Tak tak tak, kim o? Hoca, hocam, Nasreddin. Hoca geldin mi? Geldin inşallah. Adamı böyle dedirtirsen işte. Sen Müslümansın inşallah de lan bir. Tabi bize bunu öğretiyor hoca. Allah Allah'ın evliya adam hep fıkralar bize ders veriyor. Sen de şey söyleyeceksin inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi geldi yolda gidiyorsun asılıyor sana. Şuna bak be. Şuna bak be. Hani hemen bir şey dedin yok. Kendi görüyor namaz duruyor. Namaza gidiyor. Sanki uçacaklar falan. Böyle adamlar var ya. Ulan deme. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi hanımlar bir şey diyorsunuz. Hani asılacağım. Şöyle bir şöyle bir deme. Deme ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Şeytan aramızı bozmak istiyor belli. Dürtüyor onu. Sen o yine gelme. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu da zikirdir. Bu da zikirdir. Şimdi imtihana girdin. Allah'ın yardımı olmasa başarabilir misin? Hayır. Hasbiyallah ve nimel vekil. Evet. Profesör adam, sen talebesin. Nereden bileceksin? Hasbiyallah ve nimel vekil. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nemrut'la
Nemrut çağırmış onu, ben Tanrıyım diyen Nemrut. Çağırmış. Senin Allah'ın demiş, yaratıyor, diriltiyor dedin değil mi? Öyle, öyledir. Allah yaratır, diriltir. İki tane asker çağırmış, vurun bunun kellesini demiş. Kendi uçurtturmuş. Aha öldürdüm demiş. Herkesin içinde. Öteki de sen getiren demiş, serbestsin. Aha dirilttim. Halbuki zaten diri o. Şimdi İbrahim Aleyhisselam onu tam susturacak. Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırttırır. Sen de demiş batıdan doğdur, doğudan batır. Nasıl yapacak? Febihi tevledi kebar. Kâferin sepetini pamuk kalmadı. Cevap veremeyince atın demiş ateşe. Cevap veremiyor ya, kral ya. Öteki bir yalnız delikanlı. Bir hafta onu taşımışlar. Katır hariç kimse taşımamış. Bir katır taşımış. Tefsirlerde öyle yazıyor. Onun için kadının çocuğu olmuyor katırın. Oğlu kızı olmuyor da. Ya eşekten ya attan oluyor. Katırdan çocuğu olmuyor. Şeysi yok, zürriyeti yok. Odun taşıdı diye. Tefsirlerde öyle yazıyor. Harman gibi odun dolmuş. Yakılmış iyice kızdıktan sonra mancide konmuş. Atış atacak ver İbrahim Aleyhisselam'a. Bak, Cebrail sen demiş, bütün gücümle elindeyim, söyle demiş, devam et, vereyim. Allah'a dedim, bir isteğim var mı? Götüreyim hemen. Allah benim hacım biliyor demiş. O bildiğine göre senden de bir isteğim yok, başkasından da ismim yok. Hasbiyallahu ve nimel vekil demiş. Ateş attılar, ne oldu ateş? Güldük mü istedin oldu. Sen de bunaldığın zaman hasbiyallah yürekten söylenme ha. Dilden değil. Hasbiyallahu ve nimel vekil. Moralin bozma. Hasbiyallah ve nimel vekil. Evet. Amcam öldü. Şu oldu. Niye öldü ya? Deme lan. İmanın kader değişir mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah, hepimiz Allah'ımız. Yeni turşumuz var ya Allah değil mi? Böyle değil mi arkadaş? Sen buna inanmıyor musun? Ne oluyor mu diyor? Öyle değil mi ya? Allah imtihan ediyor. Bu kelime söyleyecek bakalım. Bu inançla mı bakalım? İmtihan dünyası ya bu. İnna lillahi ve inna yarışın yok. İnşallah dedin unutma Allah'ı ya. Vay bir şey var hasbi Allah diyor. Kızım küfretme ne hale çekiyor. Bir günah işledim. Hatası kul olmaz. Günah işleyince umutsuzluğa kapılma. Ben adam olamam deme. Estağfurullahalazim de. Bunları dilin alıştır. Bunlar zikirdir. Her durumda zikrediyorsun bak. Her durumda işte böyle diyor diğer peygamberimiz. Allah'ı çok zikredenlerin, devamlı zikredenlerin duası reddolmaz. Ve davetül mazlum. Mazlumun duası reddolmaz. Ve duası reddolmaz. Ve imamül muksit. Adil imamın duası reddolmaz. Bu imam deyince bu değil mi? Doğrudur. Önümüze geçti. Yani namazı hakkıyla kıldı. Bizim hakkımızı yemedi. Adilim. Namazını hep geliyor. Namazını aksatmadı. Görevini aksatmadı. Evet. Bir de yukarıdaki imam. Emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, bakan, müsteşar, başbakan, cumhurbaşkanı. Bunlar da imam. Bunlar eğer adaletli hareket ederlerse, adam kayılmazlarsa, adaletli imamın da duası reddolunmaz. Evet. Adaletli imamın, Efendimiz adaletli imamdı. Evet. Ne yaptı? Gözelsi, sars onları. Helak et onları dedi. 313 kişi, 1000 kişi. Hem de süvari zırhlı. Ne oldu lan? Hepsi hakire yeksel oldular.
adaletli imamın gereği dua reddolunmaz. Ama zor bir iş. Zor bir iş. Şu sebep, bu sebep yalnız Allah'ı düşünecek, korkmayacak, doğruyu yapacak. Bu adaletli imamın duası reddolmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Evet, bundan sonra duaları böyle yapacağız. Zikirlerimizi böyle yapacağız. Ettiğimiz dualar reddolunmayacak. Efendimiz bu müjdeyi verdi, bizi aktardı. Bir başka hadis. Selâsedün sâzı ve cel ve rohtu s-savdi bin telbiye. Evet. Üç sesle diyor Allah melekelere iftihar eder. Söz arasında söyledim, hadisi geldi şimdi. Bu Allah'ın meleklere iftihar ettiği sesler nedir? Bir. Evet. El-ezânû. Ezan sesiyle dünyanın ezan okunmayan hiçbir vakti yok. Yuvarlak olduğu için devamlı vakitler geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her yerde. Bir başka bir bitiyor. Meleklere görün. Adem'i ne yaratacaksın? Sana isyan edecek. Biz sana kulluk edip dururken dediler. Siz bilmezsiniz dedi. Ben bilirim dedi. Onun için ben de vaazımda bunu itiraf ediyorum. Adem'e her şeyi öğretti Allah. وَاَلَّمَ هَادَمَا الْاَسْنَا كُلَّهَا Bütün keşifleri, her şeyi öğretti. Şimdi bunlar onların sorunu ya. Oradan bulup çıkarıyorlar, çalışan bulup çıkarıyor. Biz yapıyoruz, bulunmuyoruz. Onlar çalışıyor, buluyor. O zaman öğretti. Şöyle Adem dedi. Hepsi bülbül gibi tık 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 söyledi. Melekleri siz söyleyin, bilmiyoruz dediler. Onun üzerine سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Sen ne yücesin Rabbimiz. Sen bildirmezsen biz bilemeyiz. Biz bir şey bilmiyoruz. Ben de Allah'a vazimi itiraf ederek başladım sözüme. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Şimdi diyor ki üstazlar bu hoca da dahil Bismillah su içerken unutuyorum hocam ya ben bir türlü affedim ya her su içinde su içtiğinde Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim duasını oku unutmazsın diyorlar bu hep hocalar kitaplar böyle yazıyor ben de sana söylüyorum hocam hatırlayamıyorum ya hafıza kayıyor. Her su içtiğinde Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke antel alim hakim bismillah de hem Allah tesbih zikretmiş olursunuz hem de hafıza kaybından kurtulursunuz. Evet efendim şimdi ezan ile meleklere çünkü o bizim diyor dinimizin esaslarını ihtiva eder dinimizin şeriatın şeylerini istihar eder. Ezan şerai İslam'dandır. Bir memlekette ezan okundu mu akşama kadar o memleket yok olmaz, yanmaz, yıkılmaz. Kendisine verdiği işler yapamayız. Yani yükticiler vermesi gelmeyecek. Kabirinden okuma. Yürekte okuma. Ezan yürekten okuma. Yürekten okuma. O memleket onun yanmaz, yıkılmaz. Güzel ezan okuduğunuz zaman. Evet, bir memleket ezan okudu mu o memleket Müslüman memleketidir. Gavur memleketi değildir. Dinimizin kararı budur. Ezan sesi duydunuz mu? Tecavüz etmeyin, saldırmayın diyor Peygamberimiz. Durun, yoklayın. Sizi aldatmış da olabilirler. Hakikaten mi ezan okunuyor değil mi? Ama saldırmayın diyor. Halbuki kafir memleketine ansızın saldırın diyor. Peygamber ansızın saldırmış, yakalamış bunları. Kan dökülmesi istemiyor. Ama ezan okundu mu ansızın saldırmayın. Araştırın. Müslümansa zaten kardeşiz. Niye saldırıyorsun? Evet efendim, bir memleketin Müslüman olduğunu alemedir. Allah bu memleketten ezanları susturmasın. Amin. Evet. Böyle ezanlar
Efendim, bir ezan okurken, yakşamda okum ezan efendi. Evet, sen de evde şey ederken, camide okunan ezan yeterlidir. Ama evde de ezan okunursa, ne olur şimdi, bak arkadaş ne diyor. لِيَنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرُبُ مِنْهُ وَلَا يَحْرُبُ مِنْدَ فِرَاتِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاتِ اَلَّذ۪ي اَحْرُبُ مِنْهُ Evet. Namazdaki Kur'an ezandan aftaldır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ezan Peygamber'in sözleridir. Ama diyor, namazda Kur'an'ı okuduğu zaman şeytan kaçıp gitmez. Ezan okuduğu zaman, bak buradan okuyor, bana kınamayın. Hoca çok baba konuşuyor demeyin. Peygamber'in sözünü aynen tercüme ediyorum. اِذَا نُدِيَ الْصَلَاتِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ Ezan okuduğu zaman şeytan dört kala kaçar. Evet, şimdi geliyor alt tarafı. Kaçarken... evet, ne diyebilir? وَلَا مُطْلَاتِ Hatta لَا يَسْمَا تَتْسِ Şimdi, merkebi biliyor musunuz merkebi? Köylü müsünüz? Şimdi, eşek, merkep, 50 kilo yük taşıyabilir, değil mi? Siz 100 kilo yüklediniz. Burnunuz kıçına gidiyor. Giderken arkadan ne çıkar? Has. Dırt dırt çıkıyor. Tekrar dırt diyor, Allah Allah. Arkadan diyor, egzoz çıkartıyor. Kokoru şeyler çıkartıyor. Sıkıntısından ezanı duymuyor diye. O da acele kaçar ki diyor, ezan duymuyor diye. Ezan duyuyorsan, bir an senin ezan okuduğun diye şahitli gitmesi lazım. Hadi elinde deli de olacak. Onun için duymuyor da kaçar diyor. Duymuyor da kaçar. Sen de evde namaz kılarken camiye gidemedin. Ne yapıyorsun? İşçisin. Ezan okuduğun, ezan okuduğun şeytanı yerleştirdin. Evet, dikkat ettiniz mi? Ezan okurken köpekler hep olurlar, Allah bize haber veriyor. Ey insan diyor, şeytan kaçıyor diyor, dikkat! Evet. Horoz ettiği zaman da melek var, dua et diyormuş horozlar. Evinizde horoz besleyin diyor Peygamberimiz. Hiç lekesiz ak horoz, ürbikli horoz, hadisteki bu. Öteki horozlar da tamam da, biraz da bu horozu tavsiye ediyor. Hiç lekesi yok, bembeyaz, bir de şeysi, testere gibi ilikli olanı var, bir de etli olanı var, etli olanı tavsiye ediyor. Ötekinden de bulun, horoz besleyin, o parkonları diyor, aa bunları beslerseniz, horoz et deme melek var, dua et deme, haber verir. Onun için, evet efendim, ezan okuyunca işte kaçar, şeytanı kaçırmak için ezan okuyun. Diyor güzel Peygamber, bununla Allah melekleri iftihar eden biz ve tekbir fi sebilillah azze ve celle. Savaşırken bizim Mehmet nasıl savaşır? Allah Allah değil mi? Aha bu hadislerdir o. Bir aziz millet hadisleri aynen yaşıyor arkadaş. Aynen yaşıyor, öyle bir milletiz elhamdülillah. Allah diye hücum ederiz değil mi? Evet. Evet. Savaşırken bu Allah Allah sesleriyle meleklere gelin, geldiniz mi kullarımı? En kıymetli canını benim uğruna heba ediyor. Benim adıma diye gurur duyar. Ondan sonra varak musav bir terbiye. Allah nasıl bir hacca gidin. Helal parayla her türlü hac hükümlerini iyi öğrenerek çayla gidip yolca gelmeyin. Eğer helal parayla haccın kurallarını riayet ederseniz raca, keyyar mı, valede tövbe mü, ananızdan doğduğu gün günahlardan sıfır, tertemiz dua edersiniz. Anladın mı? Orada yani, evinize niyet edebilirsiniz, abdest alacaksınız, ihram giyeceksiniz, iki rekat namaz kılacaksınız, ihram namazı. Ondan sonra arkasından niyet edeceksiniz, ömreyse Allahümme inni yuridül umra, فَيَسِرْ هَذ۪ي وَتَقَبَّلْ اَعْمَنِّي veya haçsa, Allah'ım yediğim gün hacca, o haccı
ediyorum. Kolaylaştır ya Rabbi. Dedikten sonra üç defa lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Hem de sesli, bağırın hepsini diyor. Şeytanın en çok belini kıran sözlerden birisi bu. Arafat'ta diyor, şimdi orada Arafat'ın arkasında bir yeri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı diyor, en gizli orada gördüm diyor. Hacılar lebbeyk'inden beri görülmüş bir derin kemik böyle bir sapsarı diyor. Orada da bırakmıyor. Neden? Hacılar sevabını almak için kavga ettiriyor hacıları orada. Dedikodu ettiriyor. Hain her yerde var. Ama lebbeyk çeken hacıların şeyinden vura vura evet şeytanın en çok korktuğu Allah yolunda Allah'ın yüksek sesiyle gurur duyduğu gibi Allah hacıların yüksek sesle lebbeyk Allahümme lebbeyk sözleriyle de baktım meleklerime ta İstanbul'dan Mekke'ye gelmiş, Sibirya'dan Mekke'ye gelmiş lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırıyor. Ben diyorum hacı, ben lebbeyk değil, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ulan ağlar mısın ben? Ne korkuyorsun? Bekliyordum sizi mahrem olayım. Niye bağırmıyor? Bağır diyor Peygamberimiz. Dertliği çekerken yüksek sesle bağır. Evet. Bundan da meleklere ihtar eder diyor. Dertlik sesleriyle. Evet öyle söylüyor. Hacı giderseniz unutmayın. Bağırın. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırın. Bu seslerle Allah Celle Celaluhu meleklere şey eder. Şu arkasını okuyacağım efendim, izninizle. Evet, senelerse tüm sizin için müjdeli de, senelerse tüm üç kişi var, fî damanillâh azze ve celle. Allah'ın tekeffülü altındadır, koruması altındadır, kefilliği altındadır. Kim onlar? Racülün karacıyla mescidin min meselidinde. Allah'ın camilerinden bir camiye abdest almış, namaza gidiyor. Allah'ın kefilliği altındadır. Tekeffül ölürse Allah yolunda öldü. Allah seni sahiplenecek. Borcunu o ödeyecek ya. Kefil o demek değil mi? Allah'ın kefilliği altındadır. Tekeffül altındadır. Allah'ın camiye gidip namaz kılmanın faydası görüyor musun? Evde kıl. Hem namazı garanti dedik hem de bu. Allah mescidlerinden bildiren müminin, mümin Allah'ın kefaret altındadır. Ve veracül haraca vaziyen fisebilillah. Askere gitmiş. Güneydoğu'da değil mi savaşı şu anda? Bizim namusumuz Cevat Hoca Hacı Bayram'da vaaz etsin rahatça diye Mehmet orada elinde silah göbek tutuyor. Yoksa o namussuz gelip beni de vuracak, sen de vuracak. Değil mi, öyle değil mi? İşte orada kaçma gidiyor, kader değişmez diyor. Bismillah diyor, görevini tam yapıyor. İşte bu da Allah'ın tekeffülü altındadır. Değil tekeffülü de kazanırsa ganimet alır, zengin olur. Ölürse Allah'ın en yüksek rütbesini, şehitlik rütbesini kazanır. Cennette herkes hayran kalırlar, cennetlikler ve diğer cennetlikler parmaklarını yutarlar. Öyle güzel makamları çıkar ki cennet canını veriyor. 2 metre karda, o yalçın kayalarda bak, gezerken düştü, parçalandı. Ama ne için bu hani yakalayayım diye. Niyet bu. Evet Allah tekeffülü. Ya en şükür bir garanti eder ya da maddi bir şey, ganimeti. Evet bu Allah kibar. Ve tarbin hacem. Ya helal parayla hacca giden adam da Allah yolundadır. O da Allah'ın garantisinde tekeffülündedir. Evet. Günahlarından sıvır. Kurtulur. Yolda giderken ölse bile. Evden çıktığında da haç başlamıştır. İhramlı çıktıysa. Haç başlamıştır. İstanbul'da geldi, Ankara'da gitti fark etmez. Öldü.
Haçlık selamını alacak. Evet. Merhamet Allah. Evet. Şimdi ona gelecektik. Adam bizi çabuk oldu. Evet. Hapşırdığınız zaman elhamdülillah diyeceksiniz. Sikirdir. Böyle diyen adama yerhamet Allah demek farzdır. Allah sana merhamet etsin. Bu ne diyecek? Yehdina ve yehdikullah. Evet diyecek ve müminler birbirine dua edecek. Müslümanlık bu yok. Canını birbirine duyuyor. Böyle dua edeceğiz ya. Ne kadar güzel din. Evet, hacı da Allah'ın kefareti altındadır. Allah böyle haclar nasip etsin inşallah. Helal parayla, helal parayla. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم dedik. Soruların birisine cevaplayalım. Saç, sakal ve diğer kasık tıraşındaki kıllar, tırnaklar atılır mı? Kesinlikle. İnsan asil yaratıktır, şerefli yaratıktır. Geçen gün berbere gittim, baktım çiğniyor, oğlum çiğnemedi. Eskiden mühür koyuyorlardı, yere düşmesin saçlar diye. Taktığım zaman istemiyor diyor, can sıkılıyor diyor, taktırmıyor diyor. Yere düşünce insanı çiğneme yasak. Gavuru bile tecavüz etmemek kaydıyla gavuru bile çiğneyemeyiz. Hatta gavurun ölçünü bile çiğneyemeyiz. Şerefli yaratıktır. Yaradan'ın o şeyine saygı duyacağız. İnsanın parçası da muhteremdir. Tırnağımızı tıraş ettiğimiz zaman, kestiğimiz zaman lütfen çiğnenmeyecek yere, ağaçların dibini görün, gübre olsun, çiğnenmeyecek yere görün. Üstüne atmayın, çiğnenmesin. Tıraş olduğumuz zaman saç tıraşı olur, sakal tıraşı olur, kasık tıraşı ki kasık tıraşı olmak lazım, koltuk tıraşı olmak lazım. Ben basketbol, milli maç oyuncumuz Amerika'ya gitti. Geçmiş senelerde şimdikiler teşhis olmasını söylemiyorum. Bu arada oyun oynarken seyrediyorum milletimizin temsilcileri. Bizim adam basketlerken böyle bir sıçradı. Bir baktım burası orman gibi. Adı da Mehmet. Mehmet olmadı dedim. Babası öğretmemiş. Adı Mehmet oldu ne bir Müslüman. Değil mi? Ama koltuğunu aldı, orman gibi. Müslüman en çok 15 gün önce tıraş olur. Güzel kardeşim. Müslümanın şeysidir bu. Yardımız gereği, olması gereken şeylerdendir bu. Sakalımızı tıraş edin demedim ha. Bak, koltuğumuzu atın dedim, kasımızı dedim. Molla Hüsrev, Fatih'in hocası sakalı kesmeyi haram diyor. Sert hoca. Ben, benim Allah yok. Elçiyim ben, kızmam ben. Bulgar Üstad Fadimcisi, Cürel kitabında, Kenan Işık'ın bilgileri var. Sakalı kazanlar, farzdır, haramdır diyor. Arkadaş, kazanlar, kazanlar, haramdır diyor. Böyle söylüyor. Bazı yıllarda bu sünnetli hücabelerinden değil, adet kalınca sünnetlerden de sünnet-i Mekke'dedir diyorlar. O da vacip anlamına gelir. Ama ben size koltuk rahatsızı kazıklarını 15 günde bir tırnaklarınızı hanımlar, şimdi böyle bir metrin uzatmış hanımefendi, adı Ayşe. Olur mu Ayşe Hanım? Tırnağını böyle uzatmak yasak. Evet. Tırnağınıza oje sürüyorsunuz. Oje şeyi geçirmez. Abdest suyu geçirmez. Sen cümle olduğun zaman, ayıp olduğun zaman yıkansan para etmez, su geçirmez Ayşe'nin. Bunu sil, ondan sonra bu süre. Bunları karınıza, kızınıza, arkadaşınıza öğretin. Öğretin efendim, bunları ayak altına atmak yasaktır çünkü insan parçasıdır. Derlerler de bunu dikkat etsinler. Bir isteği, bir kişi bir isteği olmasını veya
olmaması halinde peşinden hoş olayım diye üç kez söylemiş bir dekanda durumu ne olur? Hanefi mezhebine göre üç defa hoş ol dediği zaman bütün haklarını kullanmış olur. O kadın onunla evlenemez. Başkasını gidecek, evlenecek, yatıp kalkacak, o el koşacak ondan sonra. Aksi halde 100 hoca getirseniz nikah olmaz. Hani bir mesele böyledir. Bu işin olursa, karından başarılı değilse, o işin olursa bu harip de eşlik sudan gelince ulan dövmek lazım. Ulan karısını koşturur mu adam? Böyle söylenir mi lan? Tam da deli herif. Ama bunları bilmiyoruz, öğretilmiyor. Onun için böyle ağzına çıkıp ondan sonra bana geldi diyor ki hocam diyor ki kurtarın. Nesi kurtarın lan? Ben de buna bağlayayım. Ben de burada insan aktarıyorum. Maalesef. Maalesef. Olmaz arkadaş. İşini bitirir arkadaş. Ya şimdi yine söyleyelim bakalım. Kişi çalışmayan hanımına ev hanımı isteğe bağlı balkon sigortası yaptırması caiz mi? Arkadaş, sigorta Müslüman işi değil. Ben sigorta kitabım var, üniversitede Türkiye'de okunuyor. Sizin olsun benim, para istemiyorum. Sigorta kitabı yazdım. Sigorta Yahudi icadıdır. Yahudiler, hocam rica ederim, sigorta para dostudur. Bunalmış adama yardım eder. Ama bu güzelliğin arkasında ne var? Gazlık var. Ben Amerika'ya da gittim, Avrupa'ya da gittim. O gökdelenlerin 120. kadına da çıktım bu canlı. O da Yahudiler de biliyor. Yahudi bir icat etmiş, işte ev yanana, aramızda evlenene, işi bozulana, sigorta, işte şey yardım eden kurtarır. Ne güzel ya, değil mi? Ama dünyanın bütün sigorta kanunlarına bakınız, ey sigorta şirketi diyor, yalnız Türkiye'deki değil. Sen de diyor, kendini diyor, büyük bir sigorta şirketine sigorta ettireceksin. Mesela baktığında geçmiş senelerde evler gitti, bin ev gitti, bir sigorta şirketi, bin evi nasıl ödeyecek ya o? Bir daire 300 bin, 400 bin lira, nasıl ödeyecek? Onun için kanun vatandaşı şey etmemek için, mağdur etmemek için bütün dünya kanunları var. En büyük bir sigorta şirketi, bin değil 100 bin tane evi ödeyebilecek bir şirkete kendini sigorta ettirecek diyor. Şimdi sen haydi mesela atıyor. 300 lira veriyor. Elini sigorta ettirmişim. 300 liranın 150 lirası New York'taki Yahudi'ye gidiyor. Dünyanın en zengin sigorta şirketi o. Yahudi. Böylece Yahudi dünyanın her tarafından altında pro saniyede milyarlar kazanıyor. Saniyede milyarlar kazandıktan sonra derlerden kırlanıyor, yol yaptıramıyor, elektrik çiğnemiyor. Sıkılma ya diye. Sana diye kredi verebilirim. Ama %50% isterim ha. Böylece avucunun içine alıyor dünyayı. Yahudi. Sigorta kanunu bunun için çıkar. O senin sigorta şirketinden, vatandaşından anında milyarlar kazanıyor. Sonra da devletten avucunun içine alıyor. Parası çok ya. Sigorta budur arkadaş. İslam'da sigorta yoktur arkadaş. Sigorta devlet emrettiyse, trafik sigortası, kanun emrettiği için bir şey demiyorum. İsteğe bağlı sigorta olmaz arkadaş. Dinde yeri yok. Evet. Adam kredi çekmiş. Maaşla gidiyor. Kendisi aç, muhtaç. Bu adama zekat yardım edilir mi? Tabii mümkün günahkar da olsa mü'minse ona zekat verilebilir. Ama bir düşüncesizlik yapmış, hiç böyle faiz ödemeyen fakir varsa önce ona ver. Çünkü bu cezalı. Onu terbiye edecekler orada. Faiz yemek, faiz ödemek, Kabe'de hadis böyle. Bütün daha önce bunu söyleme yahu diyor. Hadis dedim, niye söyleme? Anasıyla ilişki kurmaktan beterdir. Hadis bu kardeşim, ben fanatik değilim. O kadar fena bir şey, faizine ulaşmayın.
Müminliği çalmaşına gitti. Toplanı verin, Allah'a yardım edin, borçlar kurtarın, evini düzeltin. Ya sen bugün bana yarın sana böyle yardımlaşma. Borçluyum ya, bedava vermeseniz bile. Ödeyen kardeşim deyin, karşılık beklemeden. Evet efendim, mümine zekat verilir, kavura verilmez. Evet, kutlu doğum haftası fikri uygun mu? Evet, Peygamberimiz sadece yılda bir defa ama iyi değil ama hiç anılmamaktan iyi. Böylece Peygamberimizi anlattırıyorlar camilerde. O bakım yoksa Müslüman, bak ne ki, yemek yerken Peygamber hatırlayacak, Bismillah sahibi değil ama Peygamber sünneti. Yatak sağ yanına yat, Peygamber sünneti. Her zaman anlayacaksın, her zaman anlayacaksın ama bir şey olmazsa hiç anlayanlara, senede bir de var. Peygamber'i anlatmak hiç yoktur, iyidir arkadaş. Allah sizden olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayy, el-kayyum, el-tub ileyh, Fatiha-i Şerife, Ma'l-Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. İkişer elem neşrâleke-i şerif. Ma'l besmele-i şerife. On üçer İhlas-ı Şerif, Besmele ile beraberiz. Fatiha-i Şerife, Ma'l Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. تولج الليل في النهار وتولج
şeytanın şerrinden, şerrilerin şerrinden, sapıtıcıların sapıtmasından mahfuz mansun eyle. Amin. Evlatlarımızı kendisine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar yetişmelerini nasip eyle. Amin. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden mahfuz ve masum eyle. Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'in arasına fitne, fesat sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara, satılmışlara fırsat verme ya. Onların desteklerini, hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Ümmet-i Muhammed'i lütfunla, ihsanınla, merhametinle yardıma yara. Ya Rab, ya İlahi Alemin, Ümmet-i Muhammed'in kalplerini birbirlerine ısındır ya Rab. Bizim de kalbimizde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma. Tüm Ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Şu dualarımızla Kâbe-i Muazzama'da Ravze-i Mutahhar'da edilen dualarını dahil eyle. Güzel dua etmeyi, güzel Kur'an'ını okumayı, ahkâm-ı amel etmeyi bize nasip eyle. Güzel Peygamberimizin bu nurlu sözlerini benzeye tatbik eden, başka müminlere de öğreten, böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böylelerinin Allah iki cihanda yüzünü ak etsin dediği yüzü ak nurlu müminlerden olmayı bize nasip eyle. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel mürselîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Evet, hakkımızı helal edin. Daha haçtan sonraya kadar tatil edeceğiz efendim. Allah razı olsun. Helal edin. Helal olsun, helal olsun.